İyi günler, piyasa gündemiyle karşınızdayız. Haftanın dördüncü işlem gününü icra ediyoruz. Piyasalarda hareketlilik var. O hareketliliği sizlerle paylaşacağız ve elbette değerlendirme alacağız. Önce manşetlere bakalım. Fitch'ten Türk bankalarına yönelik değerlendirmeler geldi. Ara ara 3. çeyrekte, hatta 2. çeyreğin sonuna doğru Fitch'ten, Goldman Sachs'tan ve benzeri kurumlardan Türk bankalarına yönelik değerlendirmeler görüyorduk. Bir ara bunları görmez olduk. Şimdi yine Fitch, Türk bankalarda beklentiler iyileşiyor. İyi gidiyorlar diyor. Birkaç gündür bankalarda da yukarı yönlü hareketleri takip ediyoruz. Özellikle finansal istikrar tarafına temas ediyor derecelendirme kuruluşu Fitch. Piyasalar çok hareketli dedik. Euro düşüyor, dolar endeksi yükseliyor. 107 seviyesinin üzerini test etti dolar endeksi. Eylül toplantısında 99'lara kadar gerilemişti Fed'in kararı sonrasında. Çok hızlı bir şekilde 107'lere geldi. Grafikte göreceksiniz birazdan V oldu adeta. Ve bu da son bir yılın üzerindeki periyotta en yüksek seviye anlamını taşıdı. Hatta biraz daha derinlemesine bakarsak son iki yılın en yüksek seviyelerini dolar endeksi test ediyor. Kripto para piyasası çok hareketli. 93 bin doların üzerini test etmişti. Bitcoin, Dogecoin %250 getiri sağladı bir ay içerisinde yatırımcısına. Piyasa değeri kripto para piyasasının 3 trilyon doları aştı. Bir yandan Trump'ı takip ediyoruz. Diğer yandan da işte Elon Musk ne yapacak? Bu piyasa hareketli kalacak mı? Takip edeceğiz. Öte yandan Fed Başkanı konuşacak. Hangi mesajları verecek? Son toplantı sonrasında yine gündemimizde olacak. Başlıklar böyleydi. Şimdi yurt dışı piyasalarına bakacağız. Borsa İstanbul'a bakacağız. Bu arada kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 48.9 milyar TL düşüş yaşıyor. 1.29 trilyon TL olduğu, kur korumalı mevduat hesaplarından düşüşün devam ettiğini söylemek mümkün. Son hafta verileri ekranlara son dakika gelişmesi olarak yansıyor. Kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 49 milyar TL düştü ve 1.29 trilyon TL oldu. Bültenimiz içerisinde rezervlerin geldiği noktayı sizlerle paylaşacağız. Vereceğiz gelince yine yabancının performansını da göreceğiz. Her hafta Perşembe günü bu saatlerde bu verilerde geliyor. BIST endeksi %0.58'lik yükselişle yeni güne merhaba demişti. Zaman zaman bu yükselişler daha da arttı. 9411 gün içerisinde görülen en yüksek seviyeydi. %0.94 artıda 9387 görülüyor. 9400'ü endeks aşacak mı? Birazdan Altan Aydın'a soracağız. 9400'ü aşarsa yeni bir sayfa mı açacağız? Kaç kapanış gerekiyor 9400'ün üzerinde? Değerlendireceğiz. BIST 500 10.767 %1 artıda 10.773 görülmüştü yukarıda. Sektörel açıdan nasıl bir gün oluyor? Ve buralara bankalarla geldik. %1 artıda bankacılık endeksi. Sınai endeksi bugün ona eşlik ediyor. Turizm %2'ye yakın primli. Teknoloji alıcılığı BIST gayrimenkulde %2.06'lık yükseliş yaşanırken spor endeksinde %2.56'lık prim var. Bilişim 4692 puan seviyesinde, madencilik yükseliyor. Kimya, inşaat, sigorta ve gıda endeksinde de alıcılı bir görünüm söz konusu. Artanlar ne durumda? BIST yüzde yer alan şirketlerin %95'inde yükselişler vardı açılış itibarıyla. Vakıfbank ilk sırada, Fenerbahçe onu takip ediyor. %5.1'lik bir yükseliş var. 104 TL son görülen seviye. Gesan, Göltaş, TAV sıralama böyle. Azalanlara bakalım. TSKB, Çimsa, Pegasus, Papil, Enayisa Enerji, BIST yüzde en fazla düşen hisseler. Çok da fazla bu hisselerde de satış oranına baktığımızda %1 civarında, geri çekilmenin boyutu çok da büyük değil. Konuşalım, değerlendirelim. Bizlerle birlikte Altan Aydın olacak, Perform Portföy Fon Yöneticisi. Merhaba, hoş geldiniz yayına. Merhabalar, iyi yayınlar. Teşekkürler, sağ olun. 8600 ve 9400'e kadar bir hareket 5-6 günde gördük. Kritik seviye 9400 deniliyor. Katılır mısınız? 9400 sonrasında ne bekleriz? Yani katılırım tabii. 9400-9500 arasında ortalamalar mevcut. Burası direnç görevi görebilir. Belki bunu takip eden yatırımcılar için burada birikme olabilir kısa vadeli kar satışı için. Ama benim görüşüm açıkçası yıl sonuna kadar 10.000'in üzerine doğru bir hareketin olabileceği şeklinde.
Daha önceki konuşmalarda da aslında 10 bin civarında dengelenebileceğini söylemiştim. Bu sadece bir dengelenme olur bence endekste. Yani bu yıl kapanışı belki o civarda gerçekleşecek ama bunun hala bir dengelenme olduğu kanaatindeyim. 2025'in ilk aylarında biraz daha yukarı seviyeleri bekliyorum açıkçası kendi adıma. Buraya nasıl geldik derseniz, tabii özellikle Amerika seçimlerinin sonrasındaki ivmelenmeye baktığımızda buna yönelik beklentiler ve fiyatlamayı biraz daha net şekilde görebiliyoruz diyebilirim. Özellikle Trump'ın seçilmesinin ardından ekonomik olarak önümüzdeki dönemde daha uzun vadede yani 3-4 senelik periyotta Türkiye'nin özellikle bu Çin'e uygulanabilecek tarifelerden biraz daha fayda sağlayabileceği zaten bekleniyordu. Ama tabii bence fiyatlamaları ve ekonominin gidişatı nasıl belirleyecek olan Trump sonrasında ABD ile ilişkiler ve tabii bizim buna bağlı olarak atacağımız adımlar özellikle jeopolitik açıdan oldukça kritik olacak. Şu aşamada piyasanın buna yönelik biraz daha iyimser beklentileri olduğunu görüyoruz. Bu hafta içinde özellikle Amerika'da kabineye yönelik isimlerin atanmasıyla çok fazla haber akışı gördük aslında ama bunun fiyatlara henüz yansımadığını görüyoruz. Bunun önümüzdeki dönemde biraz daha netleşeceği kanaatindeyim. Tabii 3. çeyrek finansalları sona erdi. Burada bazı fiyatlamalar bize umut veriyor açıkçası. Çünkü daha önceden özellikle iyi gelen bilançolarda dahi çok iyimser fiyatlamalar görmüyorduk. Bu kez 3. çeyrek finansallarında kötü gelen bilançoların çok fazla satılamadığını gördük. Bu da aslında piyasanın bir miktar doygunluğa ulaştığını, özellikle satış anlamında biraz daha sakinleştiğinin sinyalini bize vermişti. Bunun yansımalarını izliyoruz açıkçası. Dediğim gibi kısa vadede bu seviyeler direnç görevi görebilir. Ama ben önümüzdeki 1,5 aylık dönemde 10 bine doğru bir hareketin devamını bekliyorum. Yıl kapanışında açıkçası bu seviyelerde olmasını beklerim kendi adıma. Bu arada siz Trump'a atıfta bulundunuz. Yine borsayı detaylı olarak konuşuruz ama özellikle geçen çarşambadan itibaren hemen hemen tüm enstrümanlarda ciddi bir volatilite var. Bitcoin'i takip ediyoruz, dolar endeksini takip ediyoruz, ons altın, euro. Biraz bunları da konuşmak isteriz. Dolar endeksinde son dönemde ne yüksek seviyeleri test ediliyor? 2 yıldır hemen hemen çok da fazla esamesi okunmayan bir kripto para piyasası vardı. Şimdi Donald Trump'ın vaatlerinde kripto para piyasasına yer vermesiyle birlikte gündeme geldi. Son bir haftada buradaki ivmelenme had safhada. Ve altın seneye %35 civarında bir getiri sağladıktan sonra ons altında 200 dolar civarında, 250 dolar civarında bir geri çekilme var. Ne dersiniz? Bu cephelerde fotoğraflar nasıl devam edecek? Yani aslında özellikle varlık düşündüğünüz zaman Trump ihtimali, yani seçimlerden Trump çıkma ihtimali seçimlerden önce çok yüksek oranda fiyatlanmıyordu. Dolayısıyla bunun bir miktar sürpriz etkisi var diyebilirim. Fakat özellikle varlıklarda Trump'ın gelmesi halinde ne olacağı biraz daha netti. Dolayısıyla o yüzden kısa vadede bence çok sert bir hareket görüyoruz. İşte dediğiniz gibi özellikle kriptolarda, Bitcoin'de öyle. Yine Amerika'da hisse senetlerinde aynı şekilde bir hareket var. Tabii bunun en büyük belirleyicisi Trump'la beraber biraz daha Elon Musk'ın orada rol oynuyor olması. Onun da çok büyük etkisi olduğu kanaatindeyim açıkçası. Hem kendi şirketi hem de özellikle kripto tarafındaki etkisini düşündüğünüzde oradaki varlıkların fiyatlanmasına büyük ölçüde etki etti bence. Tabii Trump'ın gelişinin ekonomik açıdan iki etkisi var beklenti anlamında. Bir tanesi özellikle vergi indirimi planı. Öbürü de özellikle dünya ticareti açısından önemli olan Çin'e uygulayabileceği tarifeler. Burada belli oranlar daha önce dile getirildi. Tabii bunun ne kadar uygulanabilir o soru işareti ama özellikle vergi indirimi anlamında baktığınız zaman kurumlar vergisini yaklaşık 10 puan indirmek istediklerinden bahsediyorlar ama bu çok kolay değil. Piyasa beklentisi 5-6 puan indirebileceği şeklinde. Bunun şirket karlarına yılda %3-5 civarında etkisi var. Dolayısıyla bunun pozitif fiyatlanması gayet normal. Öbür taraftan vergi indirimlerinin enflasyonist bir etkisi de var. Tabii bundan kaynaklı olarak da diğer varlıklara hem dolar endeksine hem de şirketlerin enflasyonist bir ortamda nasıl performans göstereceğine dair beklentiyle orada da iyimser bir fiyatlama gördük. Dolayısıyla varlık ilerleyeceksek eğer mesela dolar endeksinin
zaten yukarıya gitmesi hem Trump'ın kendi biraz daha korunmacı tavrından hem enflasyonist politikalarından kaynaklı olarak yükselişi aslında aşikardı diyebilirim. Dolayısıyla oradaki güçlü seyir bir süre daha devam edebilir. Tabii bunun yanı sıra faiz indirimi sürecinin de özellikle faiz farkları anlamında yani euro ile beraber değerlendirdiğinizde Amerika'da faiz farklarının biraz daha dolar lehine gelişebileceği bir süreç bizi bekliyor olabilir. Öte yandan kriptolarla az önce bahsettim. Hem Amerika'da özellikle senato anlamında yani o kanattan düşündüğünüzde orada bazı haber akışları var. İşte Amerika'nın belli bir süre içinde bir Bitcoin alım teklifinin masaya geleceğini, meclise geleceğine dair. Dolayısıyla bunun zaten etkisi var ama öte yandan da Elon Musk'ın oradaki rolü bu konuda bence oldukça önemli. Trump'ın tabii seçim öncesindeki tavrı da bu açıdan oldukça kritik. Hisse senetleriyle ilgili düşüncemi söyledim ama en bence dramatik hareket altında oldu. Onun da aslında iki tarafta dengeleyici bir görev görmesini beklerdim iki faktörün. Çünkü bir tarafta az önce bahsettiğim gibi enflasyonist politikalar var ama öbür tarafta da Trump'ın özellikle dünyada risk unsurunu artıran bu jeopolitik gerilimlere ve savaş ortamına biraz daha sakinleşmeye yönelik söylemleri aslında gündemdeydi. İşte gelir gelmez özellikle Rusya-Ukrayna savaşına dair söylemleri. Yine aynı şekilde Orta Doğu'daki aslında görüşü geçmişe göre baktığınız zaman biraz daha o taraftaki gerilimi sönümlendirmeye yönelik aslında düşünülebilir. Her ne kadar şu anki kabineye atadığı bakanlarla bu çok fazla tutarlı gibi görülmese de aslında altın fiyatlaması bir tarafta jeopolitik riskin azaldığı ortamda altında gerileme beklerken öbür tarafta da enflasyonist politikalarla bir dengelenme düşünülebilirdi. Fakat ilk etki satış şeklinde oldu. Bunun tabii dolar endeksinin yükselişine ve özellikle ABD 10 yıllık faizindeki yükselişine de bağlanabilir. Ama geldiğimiz noktada hem faizlerde hem dolar endeksinde hem de hisse senetlerinde yükseliş altınla kriptonun arasında da o korelasyonun bir miktar bozulduğunu görüyoruz. Burada risk fiyatlaması biraz da risk iştahının arttığına yönelik. Dolayısıyla altında bu motifin şu anda çalıştığını düşünüyorum ben. Kısa sürede de bitmesi çok kolay görünmüyor. O yüzden altında düzeltme veya dalgalanma bir süre daha devam edebilir. Ama 2025'te eğer faiz indirimi süreci devam edecekse altında çok ciddi bir satış açıkçası ben beklemem. Ama öbür taraftan ABD 10 yıllıklarına ilişkin hareketi de yakından izlemek lazım. Yani özellikle hisse senetler açısından o taraftaki yükseliş biraz artık 4.5'ların üzerinde endişe uyandırıcı seviyelere gelebilir. Onu da yatırımcılara dikkatle izlemeyi öneririm bu seviyelerden sonra. Bu arada 10 yıllıklarda 4.46 seviyesini görüyoruz. Burada bir de kuzeydeki savaşı da gündemde detaylı olarak görmek lazım. Çünkü 24 saatte ben savaşı bitiririm dedi Trump. Şayet Rusya savaşı sona ererse bu altında aşağı yönlü bir fiyatlamayı mı beraberinde getirir? Tabii yani bu bakış açısına göre değişir yani buna verilecek cevap. Benim cevabım evet olur. Çünkü ben açıkçası geçen seneki altın hareketinin büyük çoğunluğunu etki anlamında yani katkı ve etki gibi düşündüğünüz zaman jeopolitik gerilimlerin bu yükselişe daha fazla katkı verdiğini düşünüyorum. Yani risk fiyatlaması biraz daha yükselişe etki etti bence. Dolayısıyla o riskin ortadan kalkması, jeopolitik gerilimlerin biraz sönümlenmesi bence altın fiyatlarında gerilemeyi sağlar. Bence son zaten 10 günde gördüğümüz hareketli biraz bundan kaynaklı. Yani bu söylemlerden kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Tabii ki 10 yıllık faizlerin ve dolar indeksinin etkisi var ama bunlar da biraz bundan kaynaklı aslında hareketli. O yüzden evet yani bu sorunuza cevabım evet olur. Ama tabii Trump'ın söylemine katılmadığımı söylemem lazım burada. Çünkü yani 24 saatte bitiremediğini gördüğümüz gibi yani tabii Ocak'ta görevi gelecek, devralacak. Çok kolay değil ama oradaki süreç en azından eğer doğruysa tabii çok resmi kaynaklarından görmedik ama Putin'in de Trump'ın bu tavrına çok soğuk bakmadığı yönünde. Tabii nasıl evrilecek onu takip edeceğiz. Sonuç itibariyle orada ciddi bir yıkım var. Aslında çok bizim böyle belki ilk başlarda savaş olarak adlandıramadığımız ama sonrasındaki bilançoyu gördüğümüzde ciddi anlamda yıkıcı bir dönemin olduğunu görüyoruz. Buradan çok kolay geri adım atmak
mümkün görünmüyor ama bir yolu vardır bence. O yüzden bu çok kısa sürede olmasını beklemesem de olabileceğini düşünüyorum. O yüzden eğer bu koşullar altında kuzeydeki savaş sona ererse bence altın fiyatlarında da bir miktar gerileme görürüz. Tabii yani altında bir baz her zaman var. Yani bu gerilemeden kastım yani 2000 dolarların altı değil açıkçası. O yüzden orada zaten gördüğümüz 200 dolarlık düşüşe benzer bir düşüş belki görebiliriz ama bu da orta uzun vadede yine bence alım fırsatı olacak. Çünkü altın belki hani bir yatırım aracı olarak düşünülmüyor olabilir. İşte bir sermaye hareketi yaratmadığı için işte ne bileyim temettü ya da faiz alınmadığı için ama dünyada son 10 senede geldiğimiz noktaya baktığınızda risklerin her an artabileceği, özellikle ülkeler arası ilişkilerin sürekli gergin olduğu bir ortamda da ben portföylerde bir miktar altın tutulması gerektiği kanaatindeyim açıkçası. Tabii resmiyet ilerleyen günlerde kazanır mı bilemiyoruz. Mutlaka bir görüşme gerçekleşir Trump 20 Ocak'ta koltuğa oturunca ama Kremlin'den gelen açıklamada Putin'in Trump'ı aradığına dair anekdotların doğru olmadığı ifade edildi. Önümüzdeki süreçte bu anlamda evet. Ne yaşanacak göreceğiz. Bu arada ekranlara 100 şirket geliyor borsada işlem gören. 7-8 tanesinde sadece düşüşler var. Şunu da merak ediyorum. Çarşamba günü Trump'ın zaferi kesinleşti. Günün ilk yarısında çok fazla bir tepki görmedi bizim piyasamız ama ikinci yarısında yükseliş vardı. Perşembe günü daha sakindi. Cuma günü enflasyon raporu sonrasında yine ivmelendi. Bir hafta öncesi kadar geriye gittiğimizde bu bir haftada ne değişti? Yani 8400, 8600'leri gören bir endeks vardı ve şu anda 9400'leri zorluyor. Düşerken de soruyorduk ne değişti de bu denli düşüyor. Şimdi de yaklaşık o gördüğü seviyelerden 800 puan kadar yukarıda. Bir de ilk sıralarda bankaları görmeye devam ediyoruz yükselişlerde. Yani bu yine aslında altına verdiğim cevap gibi olacak. Bu yine bakış açısına göre değişir. Yani düşüşün sebebinin ne gördüğünüze göre değişir. Bence piyasada en azından konuşulan iki sebep vardı. Bir tanesi zaten enflasyonun beklentilerinin üzerinde gelmesi ve dolayısıyla faiz indirimlerinin ötelenmesi. Diğer tarafta ki benim daha çok katıldığım işte güneyimizde yaşanan ve bence önümüzdeki dönemlerde biraz daha gündemi meşgul edebilecek jeopolitik gelişmeler bizi de içine alan veya bizim bu yöndeki adımlarımız. Dolayısıyla Trump'ın seçilmesinin ardından fiyatlamalara giren şey bence Trump'ın Orta Doğu'daki politikaları ve bizim burada nasıl rol alacağımız şeklindeki beklentiler. Ben bu tarafta her zaman daha iyimser tarafta yer aldığımı söylemiştim. Daha önce de düşüşün çok anlamlı olmadığını, burada özellikle Trump'tan sonra buradaki yol haritasının biraz daha netleşmesiyle tepkinin hızlı olabileceği kanaatindeydim açıkçası. Dolayısıyla çok şaşırtmadı beni. Fakat piyasanın özellikle bankalar tarafından neden böyle fiyatlandığını düşünecek olursak, özellikle enflasyon raporunda, o sunumda çok fazla gevşek para politikasına ilişkin sinyaller verilmese de özellikle 2024'e dair enflasyon beklentileri güncellemesinin ardından burada şöyle bir şey oluştu. Tabii 2 ay kaldı ve Kasım ve Aralık enflasyonlarında Merkez Bankası'nın beklentilerinin gerçekleşmesi halinde belki Aralık ayında ya da en geç Ocak ayında bir küçük faiz indirimi beklentisi piyasada bir miktar arttı. Bununla beraber bankalarda bir hareket gördük zaten ama ben zaten açıkçası daha önceden de bu 1-2 aylık verilerle bu tip piyasa hareketlerini çok sağlıklı bulmuyorum. O yüzden bunlar bana çok dediğim gibi hani yatırım yapılabilir gelmiyor. Zaten bankalarda bana göre 2025'te eğer enflasyon beklentiniz %30'un çok üzerinde değilse o zaman politika faizi içinde %40'ın altında hatta 35'lerde bir politika faizi beklentiniz oluşur. Ve bu faiz indirimi demek ve yaklaşık 15 puan faiz indirimiyle beraber de bankalarda ve bütün aslında piyasada hem risksiz faiz oranı sebebiyle hem de bankaların çekirdek faaliyetleri sebebiyle bir miktar upside'ın potansiyelinin oluşması demekti. O yüzden bu tepki beni şaşırtmıyor. Tabii özellikle son 2 günkü harekette biraz Yapı Kredi Bankası'na ilişkin spekülasyonların da etkisi var bence. Bu tarafın gidişatını göreceğiz. Ben bankalarda yıl sonuna kadar az önce söylediğim gibi 10 binin üzerindeki beklentime bankaların liderlik etmeye devam etmesini bekliyorum. Bunların yanına da özellikle 3. çeyrekli bilançosu iyi gelen telekomünikasyon sektörünün, sigortacılık sektörünün
ve perakende sektörünün katkı sağlamasını bekliyorum. Dolayısıyla bu sektörler bence portföylerde taşınmalı. Dolayısıyla endekste hem kısa vadede hem de orta vadede iyimserliğin korunması kanaatindeyim ben. Şu an gidişatta biraz o yönde açıkçası. Yine bankalar üzerinde gitmek isterim. Vakıfbank'ta bu arada %5'in üzerinde yükseliş var. Halk Bankası'nda %3'ün üzerinde primler görüyoruz. Tüm banka şirketlerinde yükselişler söz konusu. Yapı Kredi'de %0.44 artılar var. Garanti Bankası da 114 liradan fiyatlamaya devam ediyor. Özellikle Mayıs ila Temmuz aralığında uluslararası kurumlardan bankalara yönelik olumlu raporlar gördük. Ama Temmuz'un ortası sonrasında biraz daha ilk etapta yanılmıyorsam City'nin bir raporu vardı. Biraz daha çekimser, biraz daha olumsuz bir rapordu. Ondan sonra da tabii sadece buna bağlamıyorum. Biraz daha negatif bir fiyatlama gördük. Şimdi Fitch'ten yine bir rapor var, yine bir değerlendirme var. Türk bankalarda beklentiler iyileşiyor diyor Fitch Ratings. Bu tarz değerlendirmelere dikkat etmek gerek mi? Siz bu anlamda uluslararası kurumların bankalara yönelik değerlendirmelerini nasıl okuyorsunuz? Yani aslında bizim görüşlerimizden çok farklı değil. Tabii ki görüşler farklılaşabilir ama yani özellikle Fitch, S&P, Moody's gibi kurumlar biraz daha tabii gerçekleşmiş. Zaten halihazırda bizim bilançolarda gördüğümüz veya bankaların yönlendirmesine bağlı olarak da biraz daha bir görüntü ortaya koyuyorlar. Yatırım bankalarının düşüncesi ise tabii kendi varsayımlarına göre farklılaşabiliyor. Özellikle yaz aylarında dediğiniz o banka görüşlerine ben o zamanla katılıyordum. Hala katılıyorum. Bence bunu etkileyen çok fazla şey olmadı. Tabii piyasa fiyatlamasını etkileyen şey bence belki enflasyonun beklentilerin üzerinde gelmesi ve faiz indirimlerinin gecikmesiyle olabilir ama o zaman söylediğimi yine yenilemek isterim. Yani burada faiz indirimlerinin ötelenmesi zaten en erken kısımda beklenen faiz indirimlerinin ocağa ya da şubata ertelenmeseydi. Dolayısıyla 2-3 aylık ertelemenin ben fiyatlara %20 skalasında bir yansımayı çok sağlıklı bulmuyorum. O zaman da bulmuyordum, hala da bulmuyorum. Zaten o yüzden de bence hızlı bir tepki oluyor. Bankalarda mevcut ortamda az önce bahsettiğim varsayımlarla bence risksiz faiz kadar bir potansiyel var 12 aylık dönemde. Hele ki son dönemki spekülasyonlar gerçekleşirse o zaman orada piyasa değeri, defter değeri çarpanlarından bankalarda başka bir atmosfer oluşabilir. Az önce söylemiştim, yani banka ve holdinglerin piyasanın hareketine kısa vadede liderlik etmesine devam etmesini bekliyorum. O yüzden yatırım bankalarının görüşleri de bu açıdan zaman zaman değişse de aynı trendde devam ediyor, yani aynı yönde devam ediyor. Tabii bu arada yani iki ayda değişen şey sadece fiyat oluyor. Bunun için de bizim açımızdan baktığımız şey şu. Yani biz eğer bir bankaya örnek veriyorum 15 lira değer biçtiysek 10 liradaki iştahımızla 13 liradaki iştahımız tabii ki aynı olmuyor. Dolayısıyla bank yani kurumların da raporlarında buna yönelik şeyler görüyoruz. O yüzden potansiyel burada önemli, hedef fiyatlar önemli. Ben hala hedef fiyata potansiyel olarak cazip bir potansiyel sunduğumuzu düşünüyorum bankalar açısından. Tabii bankalar buradan %15 yükselirse bu potansiyel azalır. O yüzden cazibesini de kaybeder. Biraz bu açıdan da bakmakta fayda olduğunu düşünüyorum. 2024 bu açıdan çok fazla rotasyona gebe bir yıldı. Bitiriyoruz. 2025'te biraz daha trend olacağı kanaatindeyim sektörlerde. O yüzden aynı oynaklığı görmeyi beklemiyorum gelecek sene. Altan Bey çok teşekkür ederiz kıyımetli görüşleriniz için. Ben teşekkür ederim. Sağ olunuz. Teşekkürler. Altan Aydın bizlerle birlikteydi. Borsa İstanbul'u ağırlıklı olarak değerlendirdik. Selin Yıldırım da endekse gelinen noktayı yorumladı. İzliyoruz. Ve Mayıs ayında görmüş olduğumuz aslında zirveden dolar bazlı olarak %20 uzaklıktayız ama TL bazlı olarak da %17 uzaklıktayız şu anda. Ekim ayı özelinde değerlendirmek gerekirse MSCI gelişmekte olan ülke endeksi sadece %1,5 kadar değer kaybederken içeride Borsa İstanbul'un daha olumsuz ayrıştığını, %8 kadar değer kaybı yaşadığını gözlemlemiştik ama Kasım ayına olumlu performansla başladık. Burada Kasım ayında yaklaşık son 1,5 hafta kadar gerçekleşti ve %5 kadar kazanç sağlamış oldu endeks tarafı. Burada yükselişin nedenlerine de bakarsak burada da Amerika ile Türkiye arasındaki ilişkiler Biden döneminde neredeyse sonlanma
aşamasındaydı. Hani çok olumlu bir görünüm yoktu. Ama Trump'la ilişkilerin daha olumlu evrilebileceği düşüncesi aslında Borsa İstanbul destekledi. Bir diğer neden olarak da Rusya-Ukrayna savaşını bitirebileceğine, sonlandırabileceğine dair açıklamaları vardı Trump'a. Dolayısıyla burada da hani ihracat pazarımız açısından da önemli olduğundan, hem de jeopolitik riskler açısından önemli olduğundan Rusya-Ukrayna tarafı bizim tarafı da olumlu etkilemiş oldu. Bununla birlikte de Cuma günü faiz indirim beklentilerinin Aralık ayına tekrardan gelmesi, yani genelde Ocak ayına artık beklentiler ötelenmişti. Ama tekrardan Aralık ayı faiz indirim beklentilerinin artması borsadaki olumlu görünüm destekledi. Bu sebeplerden dolayı biz 9.000 üzerine tekrardan taşımış olduk ve bu seviyenin tekrardan üzerine çıktıktan sonra tekrardan altına inmememiz olumlu olarak algılandı. Son günlerde 90-100 milyar TL'lik kadar hacim görüyoruz. Yani hacim nispeten diğer günlere göre hacimli bir yükseliş olduğunu söyleyebiliriz. Burada da 200 günlük hareketli ortalama 9.700 seviyelerine denk geliyordu. Bunun üzerinde hareketler, yani direnç olarak burası önemli bir direnç olacaktır. Üzerinde kapanış yapmayacağımız konusu önemli olacaktır. Kısa bir aramız var. Aradan sonra piyasayı konuşmaya devam edeceğiz. Piyasalarda öne çıkan başlıkları konuşmayı sürdüreceğiz. Bizlerle birlikte tacirler yatırım stratejisti Ekin Çınar olacak. Hoş geldiniz, merhabalar. Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler, sağ olun. Önce isterseniz Trump döneminde olası Türk-Amerikan ilişkilerine masaya yatıralım. 20 Ocak'ta koltuğa oturacak ama daha 1,5-2 ay olmasına rağmen hemen hemen her gün Trump haberleri görüyoruz ve Trump'ı konuşuyoruz. Yeni döneme ilişkin beklentileri masaya yatırıyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün 2 günlük ziyareti sonrasında ülkeye dönerken uçakta gazetecilere vermiş olduğu demeçte Türkiye stratejik açıdan oldukça önemli ve yatırımlar açısından da fırsatlar barındırıyor. Bu anlamda Amerika ile ilişkilerimizi sürdüreceğiz dedi. Ne dersiniz, yeni dönemde bu açıdan, ekonomik açıdan neler beklersiniz? Şimdi ikinci Trump döneminde Türkiye'nin elde edeceği bazı kazanımlar olmasını biz de bekliyoruz. Bunun yanında bazı risklerin de olduğunu değerlendiriyoruz. Şöyle başlayayım. Şimdi biliyorsunuz bir gümrük tarifesi planlaması var Trump'ın. Yani bir ithalata yönelik vergi koyacağını ve Çin'den yapılan ithalata yönelik çok daha fazla vergi yükü getireceğini söylüyor. Bu da Çin'den boşalan pazardan Türkiye belki nemalanabilir beklentisi var. Bu bir önceki dönemde olmamıştı. Ama şu an daha farklı konjonktür içerisindeyiz. Bir önceki dönemden farklı olarak diğer pek çok ülkeye de aynı zamanda bir sınırlama getirmeyi planladığı için bu da Türkiye'nin özellikle de ihracat anlamında bir miktar nemalanacak alanı var gibi duruyor. Tabii bunların hep detaylarını görmemiz lazım. Çünkü hatırlayacaksınız, yani Trump başkanlığında pek çok şey sadece başlıklarda kalmıştı. Bir miktar eylem ve söylem farklılığı yaratabilen bir figür kendisi. Dolayısıyla da Ocak ayı itibariyle bu resim netleşecek. Bir diğer unsur da şu, yani risk olarak değerlendirdiğimiz konu şu. Bu sadece Türkiye özelinde değil, aslında dünya genelinde bir risk unsuru. Şimdi ithalatı kısıtlayacak diyor ama Amerika niye ithalat yapıyor ya da bir ülke neden ithal eder içeride üretmek yerine? Eğer içerideki üretimin maliyeti dışarıdan almaktan daha fazlaysa, ya nihai ürünü olduğu gibi ithal eder veya aramadığı ithalatı yaparak o ürünü de içeride parçalı şekilde üreterek bir şekilde maliyetini aşağı çekmeye çalışır. Şimdi burada gümrük tarifeleri getirerek ithalatı sınırlayacağım, işte %20 koyacağım, Çin'e daha fazla yapacağım diyerek aslında burada fiyatlar genel seviyesini yukarı yönlü itecek, enflasyonist bir düzleme doğru itiyor Amerika'yı. Ve bizim Türkiye olarak da Amerika'dan ithal ettiğimiz bir enflasyon olgusu da var. Sadece Türkiye'nin değil, bütün dünyanın. Çünkü bu ithalatın yapılmasının sebebi az önce de belirttiğim gibi bir şekilde üretim maliyetini aşağı çekmek. Bu maliyetler üzerinden fiyatlar genel seviyesine baskı yaparak küresel bir enflasyon yaratma riski de taşıyor. Tabii ki bunun fiyatlaması da bir süredir yapılıyor zaten. Yani Fed'in gelecek dönemde bu fiyatlar genel seviyesi üzerindeki yükseliş baskısı karşısında çok daha temkinli indirimlerle gidebileceği, hatta dönem dönem belki faiz artırımlarının gündeme gelmek durumunda kalabileceği gibi bir beklenti var. Bunu tahvil getirileri üzerinden de dolar endeksi üzerinden de çok net bir şekilde izliyoruz. Bu hem
Küresel yüksek enflasyon ortamında Türkiye'nin ithal edeceği enflasyon anlamında risk. Hem de tabii ki sermaye akışları açısından gelişmekte olan ülke piyasalara o başlaması beklenen Fed'in faiz indirimiyle birlikte başlaması beklenen sermaye akımının önünü kesmesi açısından bir risk. Dolayısıyla hala pek çok açıklama duymaya ihtiyacı var piyasanın da fiyatlamaların oturması açısından. Bir önceki dönemde kıyaslamak yer yer doğru. Çünkü bizim elimizde başka bir referans noktası yok. Ama Trump'ın ilk döneminin sonları pandemiye denk geldiğinden ötürü son bir yılı yaklaşık bazı uygulamaları rafta kalmıştı. Az önce de söylediğim gibi bazı söylem eylem farklılıkları olduğunu görmüştük. İşte Meksika'ya duvar öreceğim, bunun da parasını Meksikalılara ödeteceğim demişti. Duvar örülmedi, para ödenip ödenmediği sorulduğunda da ben avokado ithal ettim ve bunu çok düşük fiyatlı yaptım. Bir şekilde Meksikalılardan para aldım gibi aslında birazcık daha tartışmaya açık noktalarla gündemde olması muhtemel bir başkan. Fakat en nihayetinde biz piyasa etkisiyle çalışmak durumundayız. Trump'ın söylemleri piyasalarda etki yaratıyor. Bunu da yadsımamak lazım. Ve gelecek dönemde de çok daha rigid söylemlerle gündemde olan bir figür olduğu için bu da piyasa volatilitesinin artacağı biz de görmeyi bekliyoruz. Ocak ayında göreve gelmesinden sonra yapılacak olan net açıklamalar bize resmi daha da net gösterecektir. Hala açıklamaya ihtiyaç duyan, daha fazla detay görmeyi beklediğimiz noktalar var zira. Burada Fed üzerinden bir projeksiyon çizdiniz. Dün Amerikan enflasyonunu aldık %2,6. Hazır siz öyle bir parantez açmışken oradan ilerleyelim. Sonra yine bize döneriz. Aralık'ta faiz indirim beklentileri biraz daha piyasada fiyatlanıyor. Siz de temas ettiniz. Ama özellikle son toplantıda 2025'te bu indirim hızının biraz yavaşlayacağına ilişkin mesajlar almıştık. Şimdi piyasa biraz daha karışacak mı? Dolar endeksi yükseliyor, euro düşüyor, altın düşüyor, bitcoin yükseliyor. Dünkü Amerikan verisi sonrası Asya piyasaları bugün karışıktı. Bu hareketlilik normal mi? 2,6'lık enflasyonda nasıl buldunuz? Şimdi Fed'in Eylül ayı toplantısından bu yana dikkat ederseniz aralıksız yükselen bir takip faizi var. Yani o ABD 10 yıllıklardaki yukarı yönlü hareket 17 Eylül'de başladı. 17 Eylül hangi tarihte? Fed'in 50 bas puan faiz indirdiği tarih. Şimdi bu reaksiyonu bence iyi okumak lazım. 50 bas puanlık beklenti bir süre piyasalarda bir süre fiyatlandı ama aslında piyasa katılımcıları 50 bas puan beklemiyordu hatırlarsanız. Çünkü hem Ağustos toplantısı, özür diliyorum, Temmuz toplantısında sorulan işte 50 bas puan indirim masada mı? Hayır, hiç böyle bir şey düşünmüyoruz yanıtı. Hem de Jackson Hole'da herhangi bir buna ilişkin sinyal vermemesi piyasa katılımcıları tarafından daha işte 25'le başlar sınırlı temkinli gider beklentisini oluşturmuştu. Ve fakat Eylül'de piyasa katılımcıların beklentilerinin aksine 50 bas puan faiz indirmesi aslında bir politika hatası olarak fiyatlanıyor bana göre. Yani Fed politize oldu. Başkanlık seçimleri öncesinde hazır yerim varken yapabileceğimi yapayım ondan sonrasına bakarım gibi bir yerde durdu. Ve aslında Eylül ayı toplantısındaki basın toplantısında da yani toplantı kararının ardından düzenlenen basın toplantısında da neden hiç iletişimini kurmadığı halde 50 bas puanlık bir indirim yaptığının da altını çok dolduramadı aslında bakacak olursanız. Ve o günden bu yana ABD oyunluklar yükseliyor. Ve bu şunu fiyatlaması. Fed önden çok da gerekli olmadığı halde 50 bas puanlık indirim yaptı ve bundan sonraki indirimlerin önü kapandı. Yani 25-25-25 istikrarlı gidebilecek bir rota oluşturabilecekken önden yüklemeli yaptığı 50 bas puanlık indirimle gelecek döneme ilişkin birkaç ayı belki pas geçmesine sebep olabilecek. Bunun fiyatlaması işte Eylül ortasından beri sürüyor. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Trump'ın başkanlığı seçimini kazanmasından önce de bu fiyatlama vardı. Üstüne de Trump'ın gelmesi bu fiyatlamayı iyice güçlendirdi. Çünkü az önce de ifade ettik. Daha enflasyonist politikalar, yüksek gümrük tarifeleriyle fiyatlar genel seviyesinin daha yukarı yönlü gidebileceği bir zemin ve dolayısıyla da Fed'in para politikası duruşunun daha fazla sıkılaştırması ya da
daha az gevşetmesi gerekebileceği bir dönem. Bu yüzden de tahvil getirileriyle dolar endeksinde çok hızlı, aslında beklemediğimiz düzeyde sert yükselişler var. Bu bir süre daha etkili olacaktır. Çünkü en azından Trump'ın politikaları kağıt üzerinde netleşene kadar etkili olacaktır. Çünkü çok aşikar. Yani 50 yaptı, üstüne 25 yaptı. Manşet taraftaki bir miktar düşüş duruldu. 2,6'dan 2,8'e, üstelik de enerji fiyatları kaynaklı manşet belki beklentilerin altında gelebilir diye makaleler vardı. 2,8 geldi beklentilere paralel. Dolayısıyla burada Fed'in politika hata, yine mi politika hatası yaptı fiyatlaması var. Bir önceki dönemde hatırlayacaksınız, faiz indirimleri konusunda geciken bir Fed görmüştük. Özür diliyorum, faiz arttırımları konusunda geciken bir Fed görmüştük. Enflasyon kontrol altında, biz her şeyi izliyoruz, henüz arttırma gerek yok deyip daha sonra bir miktar geç kaldığını kabul eden bir Fed görmüştük. Şimdi bunun tam tersi fiyatlandığı için bir miktar piyasalardaki volatilite artıyor. Bir sürede bunun devamını bekleriz. İşte parite 1,05'lere yaklaştı. Ons altında çok hızlı bir düşüş var. Pek çok FX parite ve emtiasında bu tip bir baskı görüyoruz. Bunun bir süre daha, en azından yakın vadede, yıl sonuna kadar bu eğilimi korunabileceği görüşündeyiz. Bir miktar Trump'ın gelecek döneme ilişkin politikaları kağıt üzerinde netleşene kadar. Şimdi siz değerlendirmenizi gerçekleştirirken yabancının hisse ve tahvil performansı da geldi. Yabancı 150 milyon dolar tahvil aldı. Hisse kanadından da çıkış var. Bir önceki hafta 110 milyon civarında bir alım vardı hissede. Şimdi 163 milyon dolar civarında çıktı. Tahvilde de 600 milyon doların üzerinde önceki hafta alım vardı. Şu anda da 150 milyon dolar civarında bir alım var. Önce tahvil ve hisse kanadına ilişkin gelen son verileri konuşalım. Tahvilde almaya devam ediyorlar. Türkiye tahvilleri gelsin arkadaşlar, bir ona da bakalım. Hissede hala o istenilen hareket yok. Bu arada 2 yıllıklar 45'leri falan görmüştü. 42,89'da şu an. Gösterge faizlik %42,89 seviyesinde. Şimdi ben verilerin detaylarına tabii yayından sonra bakacağım. Onları alıp işte DTH değişimlerini hesaplayıp, rezerv değişimlerini hesaplayıp, yılbaşından bu yana hisse tahvil girişleri tek tek hesaplayıp analiz ediyoruz. Benim de elimde şu an manşet veriler var, sizin okuduğunuz üzere. Zaten şimdi yılbaşından bu yana aslında standart portföy kanallarındaki yabancı hareketliliği oldukça sınırlı seyretti. Bir miktar tahvil tarafı hareketliydi ama o tarafın da durulduğunu görüyoruz. Ama yabancı yatırımcının tahvil stoğu içerisindeki payı bir şekilde %7'nin üzerinde, %7,3'tü geçen hafta. Şimdi bugünkü gelen verilerle yayından sonra hesaplayıp tekrar bakacağım. Ama yılbaşından bu yana bakıldığında hisse piyasasında 2,5 milyar dolarlık bir yabancı çıkışı var. Tahvil piyasasında ise biz repo işlemlerini çıkarıp bunu hesaplıyoruz. Tahvil tarafında ise repo işlemleri hariç yaklaşık 15 milyar dolarlık bir yabancı girişi izleniyor. Dolayısıyla bu yıl tahvile yabancı girmiş ama bunun hisseye döndüğünü görmedik ve tahvile olan girişlerin de o momentumunu koruyamadığını görüyoruz. Yani o yaz aylarındaki momentum şu anda yok. Son bir sene içerisindeki veriye baktığımızda yine sınırlı. İşte hisse piyasasında 700 milyon gibi çok sınırlı bir yabancı satışı var. Bono piyasasında yine repo işlemlerini çıkarıp baktığımızda son bir yılda 16 milyar dolara yakın bir kümülatif giriş takip ediyoruz. Yani biz geçmiş dönemde tabii burada çok daha yüksek giriş çıkışlar görüyorduk. Hatta haftalık veriler geldiğinde hisse tarafına girişler 1 milyar doların altındaysa, ya biz bu hafta rapor çıkarmayalım, biraz sınırlı gelmiş gibi yorumlar bile yapıyorduk. 1 milyar doları görmeyeli uzun zaman oldu hisse tarafındaki hareketlilikte. Biz gelecek yıl birazcık daha olumlu olsak da yabancının en azından bu sene bekle gör politikasında kaldığını görüyoruz. Yılbaşından bu yana biliyorsunuz yabancı girişlerin daha artacağı, standart portföy kanallarına yabancı hareketliliğinin, yabancı ilgisinin daha artacağı bir düzen görmeyi bekliyorduk. Pek çok aslında kurumun da beklentisi bu yöndeydi ama özellikle de hisse tarafında bu ilginin sınırlı kaldığını gördük. Belki burada bir miktar merkezin gevşeme dönemi bekleniyor olabilir. Hoş, bundan önce de faiz artırımlarının artık bir yerde bitmesi, stabilize olması bekleniyor diyorduk. Gelmedi, şimdi indirimi bekliyorlar diyoruz. Bir şekilde aslında sebep bulmaya çalışıyoruz biz de kendimizce. Altını doldurmaya çalışıyoruz. Not artırımlarını geride bıraktığımız, işte Merkez Bankası'nın bir şekilde enflasyonla istikrarlı bir mücadele yürüttü, bir yılı geride bırakıyoruz ama bu bize şunu gösteriyor. Geçmiş dönemde uygulanan ters politikaların yarattığı algı tahribatını
Çok düzgün politikalar uygulasanız da bu kadar kısa sürede bir şekilde inşa edemiyorsunuz. Burada biraz daha zamana ihtiyaçları var gibi duruyor. Pek çok uluslararası kredi derecelendirme Evet. kuruluşundan not arttırımı gördük. Çoğunun da durumu stabil. Moody's'den görebiliriz gelecek yıl arttırımı. Sonra onu da stabile çekmesini bekliyoruz. Bir bekle gör dönemi en azından ilk yarı için bu süreç devam eder diye değerlendiriyorum. Yaklaşık 15 milyar dolarlık bir giriş iç borçlanma senedine. Ama son haftalarda şöyle bir söylem de oluştu. Bunların hepsi gerçekten yabancı mı? Yoksa Evet. bıyıklı mı? Bunu net bir şekilde anlayabiliyor muyuz bu detaylara baktığımızda? Yani bunu belirli hesaplamalar yaparak çıkarmak elbette mümkün. Mevcut kıymet istatistiklerinin as kalemlerinden bunu takip etmek mümkün. Yani yerli yatırımcının aslında yine bir şekilde dışarıya girip dışarıdan Türk tahvillerini yurt dışı üzerinden aldığı varsayımı. Şimdi burada şu var. Zaten yabancı yatırımcının bir şekilde topyekün girmediği bir piyasamız var. Yani aslında yabancı yatırımcı ne yapar? Tahvile gelir, aldığı tahville hisseye döner. Bu para zaten hisseye dönmüyor, hisse tarafına dönmüyor. O yüzden şu aşamada bunun aslında gerçekten yerli mi, gerçekten yabancı mı yoksa yerliler mi gidip yurt dışı üzerinden alıyor didiklemekten ziyade biz mevcut dönemdeki politikaları nasıl daha efektif hale getirebiliriz? İşte enflasyonla mücadele bir yerde güç kaybediyor. Enflasyondaki düşüş ızdırap verici şekilde yavaşladı. Burada ne yapılabilir daha fazla? Para politikası zaten sıkı. Burada %50 olan politika faizini daha da arttırmanın efektif verimliliğine sınırlı olduğunu görüyoruz. Maliye kanadı buna nasıl destek verebilir? Örnek veriyorum, dolaylı vergilerin yükü %75'lerde, buradaki yükün biraz azaltılması, daha gelir üzerinden alınan vergiler olan doğrudan vergileri yükün kaydırılması, hem talep ataletinin kırılmasında etkili olabilir, hem enflasyonun düşüşünde etkili olabilir gibi yerlere odaklanmak lazım. Yani oradaki giriş zaten yabancı bir yerde gelecekse gelecek ve biz o tahvil girişinin hisseye döndüğünden bunu da anlayacağız. Biz içeride uyguladığımız politikaların artık sonuçlarının yavaşlamaya başladığını görüyoruz. Bu yolda nasıl daha efektif adımlarla devam edebiliriz? Bizim algımızı buradan şaşırtmamamız lazım. Çünkü enflasyon geriledikçe zaten bu reel ücret kayıpları da hafifleyecek. Yurt dışındaki yabancı sermayenin, yabancı yatırımcıların, fonların buraya olan ilgisi ve güveni de artacak. Yani bu bir sonucu didiklemektense sebebi daha fazla ön planda tutup sebeple ilgili biraz çalışma yapmak lazım diye düşünüyorum. Tacirler Yatırım Ekonomisti Ekin Çınar bizlerleydi. Ekin Hanım çok teşekkür ederiz kıymetli görüşleriniz için. Ben teşekkür ederim yayına. Sağ olun, iyi günler diliyoruz. Efendim son gelen veri yabancının dips performansıydı. Bunu da konuştuk. Tahvil kanadına yabancı ilgisini de masaya yatırdık. 150 milyon dolar yabancı geçen hafta tahvile giriş yaptı. Ondan önceki haftada 600 milyon doların üzerinde bir giriş vardı. Burada nokta koyuyoruz. Birazdan yatırım dünyası ile karşınızda olacağız.